Şimdi paralel olarak verilmiş doğrular şunlar. Sonra 115 ve 70 de verilmiş. Bizden istenen ECD açısı. Şurası. Oraya x diyelim aradığımız açıya. Şu doğruları da uzatıyorum. Şöyle uzatalım. Bunu da uzatalım. Şimdi iki doğru birbirine paralel olduğu için şuradaki açıyla buradaki 115 derecelik açıyla şuradaki 70 artı x açısı birbirine eşit olacak. Bunlar iç ters açılar. İç ters açılar. Şunlar da yine birbirine eşit olur. Bunların geniş tarafında kalanlar. Birbirine eşit iç ters açı oldukları için. Şöyle yazabiliriz. X artı 70 eşittir 115. 70'i karşıya atıp çıkaracağız. Bu durumda bizim x'imiz 115 eksi 70. Bu da 45 olur. Yani açımız 45 derece. X açısı.